Cumhurbaşkanımız PYD'nin terör örgütü olduğu gerçeğini de gündeme getirdi konuşmasında. PYD bir terör örgütüdür ama bunlar ne söylüyorlar? Hayır, PYD siyasi organizasyondur. Halbuki olay hiç de öyle değil. Tam aksine bunlar PKK'nın Kuzey Suriye'deki uzantılarıdır. Şu anda PYD'nin içinde 1400 PKK mensubu var. Bunu gözden kaçırmanın hiçbir anlamı yok. Bu bir vaka, bu gerçek. Ama bunu maalesef bize dost görünen ülkelerin hepsi de tam aksi istikamette ifade etmeye çalışıyorlar. Bunlara silah yardımı geliyorsa bunlardan geliyor. Ve bu silahların hangi ülkelerin silahları olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Kendileriyle ikili görüşmelerimizden bunu söylüyoruz. Bakın diyoruz, şuraya şu silahı gönderdiniz, buraya bu silahı gönderdiniz. Ama Tayyip Hoca bak, bunlar gizli toplantıda konuşuyor, ikili görüşmede. Bunu kamuoyuna fahş etmesi lazım. Milli İstihbarat Teşkilatı bir kanaldan versin bu haberlere. Evet. Yani bu Milli İstihbarat'ın geldi denmesi mecburiyeti yok ki. Evet. Basın bir şekilde elde ettim der, çıksın gazetelerde. Evet. Bütün kamuoyunu sallayalım. Evet. Amerikan kamuoyuna baskı yapmamız için bunların fahş olması ve herkesin duyması lazım. Evet. MİT elindeki bütün belgeleri yayınlasın. Devlet bütün elindeki belgeleri yayınlasın. Kamuoyuna mesela bak, belediye başkanı nasıl açıkladı? Evet. Ben kendi özel araştırmam diyor. Git aksa ispat edebilirsin et. Başka türlü olmaz. Mesela PKK'nın kullandığı füze Rus malı çıktı. Ya Putin'e gelip söylüyor, bütün Rus kamuoyunu ayaklandırırız. Her yere ayaklandırırız. Ya Putin bu da utanır böyle bir şeyden. Yani yüzsüz birisi değil. Ama gizli kalırsa hiçbir etkisi olmaz. Herkese bunların bildirilmesi lazım. İnşallah.